Merhaba çocuklar, sizlere de merhaba. Nasılsınız? Bugün Ramazan'da çok bilinmeyen bir adeti yerine getiriyorlar hilallerin evinde. Annesi hazırlık yapıyor. Bakalım hilalle oruç kuşu bunu nasıl anlatacaklar bize? Başlayalım mı? Hadi bakalım. Hilal sabah kalktığında evde farklı bir kokunun olduğunu fark etmiş çocuk. Ama çok güzel bir koku. Hemen mutfağa koşturmuş, bakmış annesi bir yandan hamur açıyor güzelce, bir yandan da onu ocakta kızartıyor. Anneciğim ne yapıyorsun demiş, kolay gelsin. Annesi pişi yapıyorum kızım demiş. Hilal şaşırmış. Aslında daha önce yediği ve hoşuna giden pişinin ne olduğunu tekrar sormuş. Anne pişi ne demek? Değil mi? Pişi ne demek? Biliyor musunuz pişiyi? Ya şu yuvarlak olan şey. Evet. Katmer de deniyor. O hamurdan yapılıyor. Hamurdan yapılıyor. Ama hamur işte. Hamur. Zaten ekmek de hamurdan yapılıyor. Ama pişirilerek dağıtılıyor. Hamur olarak dağıtılmıyor. Hamur yoğurdun mu sen? Yok. Hamuru katmer gibi yapıp da. Tamam. Çok güzel. İşte bu. Siz yediniz mi hiç pişi? Katmer. Çok yedim. Yedik. Yani Sivaslılar çok yaparlar katmeri pişiyi canım, ben biliyorum. Sivas için yemedim ben. Burada yedin. Tamam. Sen yedin mi Ece? Çok güzel. Evet. Hilal'in annesi de bir yandan hamur yoğuruyor, hamurları açıyor. Bir yandan da onları katmer haline getirip pişiriyormuş, böyle kızartıyormuş çocuklar. Hilal çok merak etmiş ve sormuş anneciğim pişi ne demek diye. Hilal göstermiş, kızım bak demiş, buna biz pişi deriz, katmer deriz. Niye yapıyorsun demiş anneciğim. Ramazan-ı Şerif'te bunu yapmak güzel bir adettir. Biz büyüklerimizden böyle gördük. Komşularımıza dağıtacağız. Nasibi olan gelsin diye hamuru yoğururken bağırdım zaten, seslendim demiş. Hilal onu da anlamamış. Nasıl yani anne demiş. O da demiş bizim güzel bir adetimizdir. Hamur yoğrulurken, ekmek yapılırken nasibi olan buyursun diye seslenilir. Ve o hamurda, o ekmekte kimin nasibi varsa o da misafir olur, gelir, nasibi kadarını yer. Paylaşarak bereketi artar her şeyin diye söylemiş. Hilal hemen aldığı bilgileri oruç kuşuyla paylaşmak üzere koştura koştura odasına gelmiş. Oruç kuşu demiş, sen pişiyi biliyor musun? Oruç kuşu şaşırmış, böyle pişi. Bilmiyorum demiş, kaftağında biz hiç görmedik. Katmer katmer deyince, ha biliyorum demiş, biz de yapıyoruz onu. Biz de dağıtıyoruz demiş. Niye dağıtıyorsunuz? Ne için dağıtıyorsunuz diye sormuş oruç kuşuna Hilal. Çünkü annesinden aldığı bilgileri oruç kuşuna satacak, paylaşacak ya, onu teyit etmek için, onu doğrulamak için, doğrulatmak için sormuş. Oruç kuşu da insanların gönüllerini kazanmak için, sevgiyi gönüllerde devamlı kılmak için dağıtıyoruz. Komşuluk ilişkilerini güzelleştirmek için dağıtıyoruz. Sizin burada da aynı şekilde dağıtılıyordur diye söylemiş. Hilal, evet demiş, annem de aynılarını söylemişti bana. Komşularımıza dağıtacakmış. Çok güzel pişi yapıyor. Akşam biz de pişi yiyeceğiz. Hamur yiyeceğiz demiş yani. Sadece hamur değil ama. İkra. O hamur güzelce yağda kızartılıyor, pişiriliyor. Hatta arasına peynir koyulabiliyor, patates koyulabiliyor, değil mi? Var mı öyle bir şeyler sizde de? Değil mi? Hilal'in annesi de o şekilde yapmış zaten. Sonra doldurmuş böyle kaplara, böyle güzel tepsilere yaptığı pişileri. Hilal'i de yanına almış. Hadi bakalım demiş Hilal. Beraberce dağıtalım. Önce apartmandan başlamışlar. Tek tek bütün kapıları çalmışlar. Ve efendim Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Ramazan'ın 15. günündeyiz. Allah mübarek etsin, Allah oruçlarınızı kabul etsin diye dua ederek böyle birer ikişer tane bütün komşulara dağıtmışlar. Komşular da çok sevinmişler tabii. Yani komşuluk ilişkilerini güçlendiren bir faaliyet bu aslında. Değil mi? İkram etmek. Pişirdiğini ikram etmek, paylaşmak ve bu güzelliği devamlı kılmak, sürdürmek çok güzel. Sonra
evlerine gelmişler. Akşam olmuş, iftar vaktinden önce babası gelmiş tabii Hilal'in. Hilal hemen babasını kapıda karşılamış ve yerinde sıçrayarak, "Babacığım," demiş, "biz bugün annemle pişi yaptık. Ramazan-ı Şerif'in 15. günü olduğu için hem komşularımızı dolaştık, Ramazan'ın 15'ini kutladık, hem de pişi dağıttık, hediye ettik herkese," diye. Babası da, "Aferin benim güzel kızıma," deyip sımsıkı sarılmış Hilal'e. "Çok güzel yapmışsınız," demiş, "teşekkür ediyorum. Komşularımızın gönlünü etmişsiniz, pişi dağıtmışsınız. İnşallah çok güzel sevap kazanmışsınız," demiş. Değil mi? Gönül yapmak, insanların gönüllerine dokunmak bize ne kazandırıyor? İyilik kazandırıyor. Bizim de gönlümüzü güzelleştiriyor, değil mi? Şimdi mesela siz arkadaşlarınızla mutlaka bazı noktalarda tartışıyorsunuzdur. Anlaşamadığınız zamanlar oluyordur. Öfkeleniyor musunuz? Tabii. Kızıyorsunuz değil mi? Evet. Hemen size bir tavsiyede bulunayım. Öfkelendiğiniz zaman arkadaşınızın yanından birazcık uzaklaşın. Sonra böyle bir müddet geçsin. Sonra o konuyu arkadaşınızla bir daha konuşun. Daha mantıklı ve öfkelenmeden yaptığınız konuşmayla problemi çok daha kolay çözersiniz. Deneyin. Bunu görürsünüz. İşte bu yüzden böyle pişi dağıtmak gibi, hediyeleşmek gibi, özellikle Ramazan-ı Şerif'te yapacağımız güzellikler hem bizim gönlümüzü sevgiyle doldurur, hem de karşımızdaki insanın gönlünü sevgiyle doldurur çocuklar. Gerçi bu adetler artık çok fazla yapılmıyor ama yine de Anadolu'da, Anadolu'nun o güzel şehirlerinde bu adetler devam ettirilmeye çalışılıyor. Farklı adetler de var tabii ama bizim genellikle Anadolu'nun birçok şehrinde yapıldığı için pişi adetini işte Hilal ve Oruç Kuşu'yla beraber biz de yeniden hatırlamış olduk. Böylece canlandırmış olduk inşallah. Dinleyenlerimiz de mutlaka, büyüklerimiz de vardır çocuklarımıza göre program ama mutlaka bizi seyreden büyüklerimiz de vardır. Onlara da seslenelim o zaman buradan. Bu güzel adetlerimizi yeniden canlandırmak ve hayata geçirmek, birlikteliğimizi ve beraber yaşamaktaki güzelliğimizi artıracak. Aynı zamanda Ramazan'ın farklı güzelliklerini yaşamış olacağız. Değil mi efendim? Allah razı olsun. Çocuklar, eve gittiğinizde bu adetleri büyüklerinize anlatın, olur mu sizde? Tamam. Efendim? Olsun, bir daha hatırlatın. Sizin de bildiğinizi bilsinler. Değil mi? Yapıyorlar mı peki, biliyorlar? Dağıtıyorlar mı? Zaman zaman. Ara ara. Eyvallah, eyvallah. Biz çok geniş bir toplumuz. Çok büyük bir milletiz. Ve biz beraber yaşadığımız bu toplumda bu güzel adetleri canlandırmak için bütün fırsatları değerlendirmeliyiz. Çünkü hayat ancak böyle güzellikleri yaşayarak güzelleşir, değil mi çocuklar? Siz bunları yaşatacaksınız inşallah. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki, çok teşekkür ediyorum. Evet, Ramazan-ı Şerif'in 15. günündeyiz. Allah bu güzel günleri tekrar yaşamayı nasip etsin bize. Sizlerin de Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Aslında pişi verseydim ya da buraya pişi katmer getirseydik, size dağıtsaydık olurdu değil mi? İftarda yerdiniz. Evet. Sever misiniz pişiyi? Evet. Peki, güzel. Efendim, inşallah bir sonraki programda tekrar buluşacağız. O vakte kadar Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.